Hay hak. Perde kırdım, ışık yaktım. Gösteririm gölge hayal. Gerçeğin aynısıdır bu perde, sanılmaya martaval. Bu perde başka perde, karagözün perdesi. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence. Bana bak, kopana geliyor şimdi kepçe. Vay efendim, karagözüm evde misin? Görmüyor musun pencere? Adım Recep Şinasi Çelikkol. Bursa doğumluyum. Karagöz sanatını da çocukluğumdan beri sevmekteyim. Gezerken Orhan Camii yapısında rastladığım tuhaf bir adama. Adı Karagöz, kendisi derbeder. Biz konuşunca etraf seyreder. Uzayıp gidince bu hal. Sordu Sultan Orhan, nedir ahval? Neden üremez işler acep? Dediler bu ikisi sebep. Duyunca padişah köpürdü, ikimizin de başı götürüldü. Sultan Orhan zamanında Karagöz ve Hacivat, Orhan Gazi Camisi, Orhan Sultan Orhan Camisi ve onun külliyesinde çalışmışlar. Külliyenin bir bölümü de burası. Çift hamamlar, bulunduğumuz yer. İşte gelen gideni eğlendirdikleri için iş yürümemiş. Yürümeyince sultan da başlarına vurun demiş ve onların başına vurulmuş. Aman efendim Karagöz'üm, akşam şerifiniz hayırlar ola. Al da şu tokadım suratında bulu. Aman birader, ne vurursun ellerin kırılsın. Eklerim kenetlerimi yine vururum. Karagöz'üm efendim. Karagöz Hacivat tasvirleri deriden yapılır. Bu deri genelde deve derisi ve genç dana derisi. Hayvanın karın kısmı incedir, sırt kısmı kalındır. Her ikisi de işe yarar. Hani karın kısmından ve yan kısımlarından tasvirler yapılır, onların tasvirler. Sırt kısmından da göstermelikler, evler yapılır, çiçekler yapılır. Yani sabit, perdede sabit duran tasvirler yapılır. Tabancamın sapini güle donatacağım, güle donatacağım. Tabancamın sapini güle donatacağım, güle donatacağım. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer. Karagöz halk adamı, halk insanı. Hacivat biraz daha bilgili, görgülü ve Karagöz'ün her yaptığı hatasını düzeltmeye çalışan birisi. İkisi de birbirini tamamlıyorlar esasında. Ayrılmıyorlar. Dersin adı etliyat. Karagöz'üm etliyat diye ders olmaz. O zaman sen de edebliyat. Karagöz'üm sakın da edebiyat olmaz. Edebiyat. Ah efendim, edebiyat deyip geçme. O derin bir kuyudur. Bana bak, içine düşüp boğulun dedim yahu. Hayır efendim, edebiyat. Hayali olmak için bir ustanın yanında çalışmak lazım. Usta bakar çırağına, yani yardağına yahut yardağına, ondan sonra bu işi yapar mı diye imtihan olur. Pek merak eden insanlar azaldı. Hemen herkes biraz çıraklıktan hemen ustalığa çıkıyor. Halbuki usta olmak için üç kişinin huzurunda imtihan olunuyor. O imtihanın sonunda eğer bu işi yapacağına kanaat edilirse o da peşlemeye bağlanıyor. Peşlemeye bağlamak da aylık esaslarına göre. Bütün şeyler el sanatlarında aylık usullerine göre bir peşmağa bağlanır. Aman efendim, niçin kapıdan çıkmıyorsun? Ben böyle ağaçtan inerim. Hadi gel bakalım, gel misafirlerim, ayıp olmasın. Deş. Karagözüm in. Öldüm, bittim, bayıldım. Eski asırlar gibi yerlere yayıldım. Ne alıp da ne veremezsin münasebetsiz adam seni. Adam beni evirdi, çevirdi, tespih böceği gibi fırlattı attı. Bay. Karagöz'ü günümüzde işte çocuk oyunudur diye bakılıyor. Halbuki mesela Avrupa'ya gittiğimizde büyükler geliyor. Çocuklar da var ama daha çok büyükler geliyor. Geleneksel 30 civarında oyunumuz var. Şimdi bugün gençler yeni oyunlar ürettiler. Ama geleneksel olmasına yarar var. Geleneksel oyunları canlandırmakta yarar var. Ona yeni şeyler koyarsınız. Karagöz duraklı değildir ya. Durmaz. Yani yanında bir şeyler, yani günlük şeylere, eğlence bölümünde birazsa her şeyi koyabilirsiniz. Aman efendim, sağlığımızda bizi bilen biri, Şeyh Alim Küşteri, testi deriden yaptı birer suret. İşte dedi Karagöz Hacivat, seyret. O gün bugün mekanımız terde, bu Türk oyunu kökleşti her yerde. Ah efendim, devam demek değil, ben hakir kulunuz. Geldim şu küçücük perdeye, bir yarı kapatar arabaya. Bana bak Hacivat, kafan derse bollaştırırım. Aman efendim, şöyle eli yüzü düzgün, sohbeti tatlı. Hoş geldin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.